Bir gün birileriyle görüştüm. Bana şunları söylediler. Adnan hocamız muhterem birisi. Fakat programında veya başka ortamlarda bayanlarla konuşuyor. Doğru. Benim aklım gizlim yok. Ve karşılıklı sohbet ediyor. Ne güzel. Ben de dedim ki, Hazreti İsa Aleyhisselam da bayanlarla konuşuyordu diyor. Hakikaten de öyle, Hazreti İsa Aleyhisselam İncil'de de vardır. Evet dediler, fakat bu 2000 yıl önceydi. Olmadı. Hazreti Nuh Aleyhisselam daha önce, daha 5000 yıl önce, Hazreti İbrahim 7000 yıl önce. Evet. Olur mu? Yani muharef hale gelmez. Peygamberler bir şey yaptıysa doğru yapmışlar. İnşallah canım. Hazreti İsa o zaman yanlış yaptı da şimdi bu değişti diye bir konu yok. Estağfurullah. İnşallah. Peygamberin yaptığı bir şey hiçbir zaman için değişmez. İnşallah. İnşallah. Ha, yani mesela hiçbir peygamber şarap içmez. Evet. Hiçbir peygamber helal olmamıştır şarap. Evet, inşallah. Yani mesela Hristiyanlar helaldir. Ama Hazreti İsa içmemiştir. İnşallah. İnşallah. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile bu kalktı. Ve yerine hanımları gerekeni yaptılar. Yani her hanımları Nisa suresi indi vesaire vesaire diyor. Yani hanımları hanımlara tebliğ yaptı. Dolayısıyla Peygamberimiz hanımlarla görüşmedi diyor. Yapmasınlar. Evet, Yani sahabe hanımlar önde tef çalarak beraber cihada gidiyorlardı. Maşallah. Nereden nereye gidiyorsunuz? Evet hocam. Neyi anlatıyorsunuz bana siz? Sahabe hanımlarla beraber tef onlar değil mi? Böyle güzel marşlar söyleyerek ümmeti coşturuyorlardı ve askerlerle iç içeydiler. Maşallah. Tabi. Bir. İkincisi hacda hep beraber hanımlarına nasıl namaz kılıyorlar? Evet. Değil mi? Evet hocam. Tebliğde kadın erkek olmaz. İnşallah. Çünkü adam mesela 10 dakika sonra Allah razı olsun cehenneme gidebilir. Emri bil maruf nehyel münkerde bu olmaz. Evet. Çünkü insanların yarısı kadındır. Yani anne olacak insanlar, onların yetişmesi çok önemlidir. Eğer anneleri kurtarmazsak çocukları da kurtaramayız. Evet. Annelere tebliğ yapılacak. O bir ümmeti içeriden çökertme planının bir parçası. Kadınları ibadetten uzak tutacak çok fazla formül bulmuşlar. Evet. Kur'an'dan, namazdan, oruçtan uzak tutacak çok fazla formülleri var. O formüllerden bir tanesi de budur. İnşallah. Ben mesela şimdi televizyonda konuşuyorum. Bayanlar beni seyrediyorlar. Ne cismimi seyretmenin bunun ne farkı var? Yani aynısı. Estağfurullah, evet. Değil mi? Yüz yüze görüşüyoruz. Evet, inşallah. Evet Değil hocam, mi? evet inşallah. Ya beynimde görüntü olarak konuşmuyor muyum ben bir insana? Evet hocam, o şekilde. Beynine görüntü olarak konuşuyorum değil mi? Evet. Televizyonda seyrediyor insan zaten beni beyninden. Evindeki televizyonda da beni seyrediyor. Evet. O zaman kapatsınlar çünkü beni Ahmet gibi televizyona. Olur mu bu şey? Olmaz inşallah. Ondan sonra bir de yani hanımlarla görüşmez diyenler gidiyorlar bakkalda insanlarla konuşuyorlar, okulda görüşüyorlar, Evet. otobüslerde görüşüyorlar, sokakta görüşüyorlar. İş bana gelince takva almak şeklinde böyle bir üslup takınıyorlar. Yani bunu diyen insanların bayanlarla hiç görüşmemeleri lazım. Cübbeli bize bunları anlatıyordu. Bir de baktı ki Malta Adası'nda beraber bayanlarla yüzüyor şeyde, denizde. Değil mi? Mayolu hanımlar, şunlar bunlar, o da böyle. Kulaç atıyor falan. Yani gittiği başka yerler de var. Şimdi tek tek saymayayım da yani. Olabilir yani. Ondan sonra yapmıştır. Ama biz gidip yani plajlarda falan yüzmüyoruz. Hiç, Ama yani bunu diyen insanlara bakıyoruz biz. Okullarda herkes de iç içedir. Otobüslerde iç içeler. Sokakta herkes de iç içeler. Bakkalda, kasapta iç içeler. Efendim süpermarketlerde iç içeler. Allah'ın dinini anlatırken yok o zaman görüşemezsin diyorlar. Haşa evet. Şimdi olmadı bu. Olmuyorsa herkes evine kapanır. Hiç kimse görüşmez. Ben de görüşmem o zaman tamam. Yok yoksa görüşüyorsa herkes görüşüyorsa ben de görüşürüm. İnşallah. Yani değil mi? Çünkü Allah'ın dinini anlatıyoruz, tebliğ ediyoruz. O zaman televizyonda da dinleyemezler. Değil mi? Evet. Televizyon haberlerini de dinleyemezler. Kimseye bakamazlar. Gazeteye de bakmaması lazım. Kalbini doğru tutacak o kadar. İnşallah. Niye konuşmasın? Niye dinlemesin?
Değil mi? Evet hocam, inşallah. Ali hocam haklı mıyım? Haklısınız hocam. Yani inşallah. Ya genişletebilirim de fakat bak sahabe döneminden örnek veriyorum. Sahabe hanımlar beraber tef çalarak, marş söyleyerek önden yürüyorlar. Yani marş derken anlayın marş derken yani ilahi şeyler, güzel sözler, cihada, tebliğe yönelik böyle gönül açıcı, iç açıcı güzel sözlerle ilerliyorlar ve yardım ediyorlar. Evet. Sahabeler içeceğiydiler inşallah.